Arkadaşlar bu bölümde de hız kavramını göreceğiz. Ortalama hız ve ortalama sürat kavramlarını göreceğiz. Hızla sürat arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk hızla başlayalım, hız kavramıyla başlayalım. Birim zamandaki yer değişimi miktarını hız diyeceğiz arkadaşlar. Hızla sürat birbirlerinden farklı kavramlar, lütfen buna dikkat edelim. Hızı bulurken arkadaşlar birim zamandaki yer değişimi miktarı yani delta x bölü delta t diyebiliyoruz arkadaşlar. Delta x bölü delta t de yani delta x'i de bulurken son konum eksi ilk konum bölü zaman diyebiliyoruz. Arkadaşlar hız vektörel bir büyüklük, birim zamandaki yer değiştirme miktarı olan hız vektörel bir büyüklüktür. Konumu metre alırsak konum değişimini, zamanı da saniye alırsak hızın birimi metre bölü saniye olacaktır. Yine aynı şekilde kilometre bölü saatte arkadaşlar hız birimi için kullanılabilir diye deriz. Ama eğer bir cismin hızını bulmak istiyorsak arkadaşlar tekrar söyleyelim. Hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. Arkadaşlar vektörel olduğu için hızımız negatif ya da sıfır ya da pozitif çıkabilir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Yer değiştirmeye göre arkadaşlar. Eğer yer değişimi negatif olursa hız da negatif olur. Yer değişimi sıfırsa sıfır olur. Yer değişimi pozitifse pozitif de olabilir. Evet, burada da formülümüzü vermişiz. Hız velocity v'den geliyor. Üzerine ok koyuyoruz arkadaşlar. Yer değiştirme bölü zaman. Delta x bölü delta t son konum eksi ilk konum bölü zaman diye söylüyoruz. Bakın birimleri içinde arkadaşlar konumu metre zamanda saniye alırsak arkadaşlar metre bölü saniye. Konumu santimetre zamanı saniye alırsak santimetre bölü saniye. Konumu kilometre saat alırsak kilometre bölü saat olarak söyleyebiliriz. Burada bir birim çevirme olayı var arkadaşlar. Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirirken nasıl ne yapmamız gerektiğini bir bulmaya çalışalım. 1 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir derse. Şimdi arkadaşlar metreyi kilometreye çevirirken 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. Çünkü 1 metre 0,001 kilometre. O zaman buraya 10 üzeri eksi 3 kilometre dedik. Şuraya 1 metre bölü saniye yazalım. Hatta şöyle yapabiliriz. Durun şöyle yapalım. 1 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saat dedi ya. Şöyle yapalım. 1 metre bölü saniye. Arkadaşlar benim yukarıya kilometre yapmam gerekiyor ya. Üst tarafa 1 kilometre yazdım. Alt tarafa da metreyi yok edebilmem için 1 kilometrenin karşılığı olan 1000 metre yazdım ki 1 kilometre bölü 1000 metre zaten aynı şeylerdir. Onun için problem olmaz çarptığımız zaman. Şimdi alt tarafı da saat yapacağım ya buraya 1 saat yazdım. 1 saat kaç saniyedir? 3600 saniye. O zaman buraya da 3600 saniye yazdım. 1 saat 60 dakika 60 çarpı 60'tan da 3600. O zaman 3 tane 0 buradan gitti. Gidemedi. Yukarıda 3 0 yok. 2 tane 0 gitti. Dolayısıyla bakın saatler gitti. Buradan saat kaldı. Saniyeler gitti. Kilometre şuradaki metreler de gitti. Yukarıda 36, altta da 10 kilometre bölü saat oldu. Biraz düzgün yazmadım. Bir daha yazayım. 1 metre bölü saniye. Arkadaşlar metre, bakın alt tarafta metreyi yok edebilmek için alt tarafa 1 metre yazdım. Üst tarafı da kilometre yapabilmek için 1 metre kaç kilometre? Dikkat edersek arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 kilometre. Böyle de diyebiliriz. Fark etmez. Buraya 1 metre yazarsak 10 üzeri eksi 3 kilometre. Üst tarafta saniyeyi yok edebilmek için üst tarafa 1 saniye yazdım. Alt tarafa da arkadaşlar saat yazacağım. O da 1 saniyede 1 bölü 3600 arkadaşlar saattir. Dolayısıyla buraya da 1 bölü 3600 yaptığımız zaman da aynı şekilde yapmış oluruz. Arkadaşlar bilgimiz olsun. Yani buradan da bakın dikkat ederseniz metreler gitti, saniyeler gitti. O 3600'ü de yukarı atınca 10 üzeri eksi 3 ile çarpınca 3600 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani o zaman 36 çarpı 10 üzeri eksi 1'ler 36 kilometre bölü saat geldi. Yani 1 metre bölü saniye 3,6 kilometre bölü saattir arkadaşlar. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirelim. 1 kilometre bölü saat kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar kilometreyi yok edebilmek için buraya 1 kilometre yazdım. 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metreydi. Buraya metre yazdım. 1 saat yok edebilmek için 1 saat yazdım. Bu saatle saati çarpabilmek için. 1 saat yerine ne yazdım? 3600 saniye yazdım. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar dikkat edersek? Şu saatler gitti. Kilometreler gitti. 2 tane sıfırla bu gitti. 10 bölü 36, 5 bölü 18 metre bölü saniye oldu. Yani 1 kilometre bölü saat 5 bölü 18 metre bölü saniye olmuş oldu. Kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirirken 5 bölü 18 ile çarpıyoruz. Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirirken 18 bölü 5 ile çarpıyoruz. Arkadaşlar bilginiz olsun.
Hızın birimi de söyleyeyim. Şimdi bir nokta arkadaşlar hep aynı hızla gitmiyoruz bir noktadan diğer noktaya giderken. Ortalama hız kavramından bahsedeceğiz. Anlık olarak hızımızı arttırıp anlık olarak hızımızı azaltabiliyoruz. Onun için ortalama hızı bulurken toplam yer değiştirme bölü toplam zaman yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ortalama hızı bulurken. Evet. Bakın burada da öyle demiş. Cisimler hareket halindeyken belirli durumlarda hızlarını değiştirirler, yavaşlayıp hızlanabilirler. Bu durumda anlık hız ve ortalama hızdan bahsedebiliriz. Anlık hız T anında sahip olduğu hız, ortalama hız ise belirli bir süre aralığında iki nokta aralığındaki yer değiştirme ile tanımlanır demişiz. İşte arkadaşlar burada çeşitli yollar çizerek gitmiş. Bizim yer değiştirmemiz burası. Yer değiştirme ile zamanı böldüğümüzde arkadaşlar ortalama hızı bulmuş olacağız. Anlık hızsa o andaki hızdır arkadaşlar. Bir hareketlinin herhangi bir andaki hızına ani hız denir. Anlık hız vektörel bir büyüklüktür. Hız dediğimiz zaman vektörel bir büyüklük oluyor. Arkadaşlar burada da ortalama sürati bahsedeceğiz ama lütfen dikkat edin. Hızla sürat birbirlerinden çok farklı kavramlardır. Hız birim zamandaki yer değiştirmedir. Onun için delta x'i delta t'ye böleriz. Ve vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Süratte ise birim zamanda alınan yoldur. Sürat negatif olamaz arkadaşlar. Çünkü yol bölü zaman yapmamız lazım. Dolayısıyla skaler bir büyüklüktür. Ama her ikisinin de birimi yer değiştirmenin birimi metre, zamanın birimi de saniye olduğu için her ikisinin de birimi metre bölü saniye olacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bu. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken şey hızı sorduğunda yer değiştirme bölü zaman yapmamız, sürati sorduğunda yol bölü zaman yapmamız arkadaşlar. Mesela hemen burada ufak bir örnek yapayım ben. 4 metre gidip tekrar aynı noktaya geri geldik ya. Yer değiştirmemiz sıfır olduğu için sıfırı zamana böldüğüm zaman hızım sıfır çıkacak. Ama süratte ise 4 gitti, 4 geldiği için yol 8 olduğu için 8'i zamana bölmem lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Süratte alınan yol bölü zaman, hızdaysa yer değiştirme bölü zaman diyebiliriz arkadaşlar. Arabalardaki göstergeler tabii ki sürat göstergeleridir arkadaşlar. Hız göstergeleri değildir. Çünkü normalde yuvarlak bir yörünge çizdiğiniz zaman aynı noktaya geldiğiniz zaman yine hız göstergesi olsa aynı noktaya geldiğiniz için yer değiştirmeniz sıfır olur. O zaman hızınız da sıfır olur. O zaman göstergeniz sıfır göstermesi lazım. Fakat yuvarlak bir yörüngede hızınız arkadaşlar tabii ki sıfır olmaz. Ya da işte doğrusal bir yörünge izlemediniz. O zaman değişik bir hız göstergesi olması gerekirdi. Onun için hızı göstermiyor, sürati gösteriyor arkadaşlar. Paneller sürat göstergeleridir ve anlık süratinizi gösterir. Ne kadar yer değiştirdiğiniz değil, yol önemlidir arkadaşlar. Evet, bir de yeşil dalga dediğimiz bir olayımız var arkadaşlar. Bizim sürekli ışığa yakalanmamamız için belli bir ortalama süratle hep gittiğimizde arkadaşlar hep yeşil ışığa denk geliriz ki o da 50'dir. Mesela burada 50 yazıyor. Hep 50 ile gidersek arkadaşlar kırmızı ışığa denk gelmeyeceğiz. Hep yeşil ışığa denk gelmiş olacağız. Böylece arkadaşlar arabamız sürekli ışığa yakalanmadığı için daha rahat bir trafik olanağı sağlamış olacağız arkadaşlar. Onun için yeşil dalga dediğimiz olayda 50 ile gidildiğinde ortalama burada arkadaşlar hep 50 ile gidildiğinde o zaman hep yeşil ışık yanacaktır ve kırmızı ışığa denk gelmeyeceğiz denilebilir. Hız ile süratin farklı kavramlar olduğuna dikkat edilmelidir. Hızda dikkat edilmesi gereken yer değiştirme miktarı iken süratte alınan yoldur. Söyledik. Hız vektöreldir. Sürat skalerdir. Hız yer değiştirme bölü zamandır. Sürat alınan yol bölü zamandır. Alınan yol skaler bir büyüklük olduğundan sürat skaler, yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğundan hız da vektöreldir demişiz arkadaşlar. Doğrusal bir yörüngede aynı yönde hareket eden bir hareketlinin aldığı yol ile yer değiştirmesi aynı olacağından, yer değiştirme büyüklüğü diyelim, aynı olacağından hareketlinin ortalama hızı ile ortalama sürati ortalama hızının büyüklüğü ile sürati aynı olur. Yani doğrusal bir yörüngede çiziyor gidiyorsak arkadaşlar yer değiştirme büyüklüğüyle yol büyüklüğü aynı olduğu için hız büyüklüğüyle de arkadaşlar sürat aynı olacaktır diyebiliriz. Eğer yön değiştirmiyorsak ve aynı yolda doğrusal bir şekilde gidiyorsak hızımızın büyüklüğüyle sürat aynı olacaktır. Sorularımıza gelelim. Alınan yol yer değiştirme bölü zaman hangi fiziksel niceliği verilir? Alınan yol bölü zaman birim zamanda alınan yol olduğu için arkadaşlar tanım olarak sürat ifade eder. Yer değiştirme bölü zaman arkadaşlar hızı ifade eder. Toplam yer değiştirme bölü zaman da ortalama hızı ifade edecektir arkadaşlar. Zaten yer değiştirme ifadesi geçiyorsa hız kullanmamız lazım. Yol ifadesi geçiyorsa sürat kullanmamız gerekiyor.
Birim zamanda alınan yola sürat denir. Sürat arkadaşlar yola bağlı olduğu için skaler bir büyüklüktür. Birim zamanda yapılan yer değiştirme miktarına hız denir. Hız da arkadaşlar yer değiştirme vektörel olduğu için vektörel bir büyüklüktür deriz. Ortalama hız, değişen hız değerlerinden en küçük ve en büyük hızın büyüklükleri arasında bir değere sahiptir. Evet arkadaşlar, ortalama hız da en yüksekte en düşük arasında bir değerimiz olacak. Toplam yer değiştirmeyi toplam zamana bölerek kullanabiliriz. Ortalama hız bazen ilk hız ile son hızın toplamının ikiye bölünmesiyle bulunabilir. Eğer hızımız düzgün artıyorsa hızımız 20, 24, 28 hep dörder dörder artıyorsa o zaman ilk hızla ikinci hız, son hızı toplayıp ikiye bölünerek bulunabilir arkadaşlar. Yine baktığımız zaman burada atıyorum 20, 30, 40 diye arttı. 50 oldu. O zaman ortalama hızım ilk hızda yine 10'ar 10'ar arttığı için düzgün arttığı zaman ilk hızla son hızı toplayıp ikiye bölebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyoruz cevabımıza? 20 artı 50 bölü 2'den 35 diyebiliyoruz. Devam ediyorum. Ortalama hız değeri anlık hız değerine eşit olabilir. Evet arkadaşlar hep 50 ile ortalama hızım mesela 50. Anlık hızım 20, 30, 40, 50, 60 olabiliyor. 50 de olabiliyor. Yani ortalama hız değerine sahip olabilir diyebiliriz. Bir doğru boyunca değişken süratlerle hareket eden cismin süratinin en büyük değeri 10 olduğuna göre ortalama sürati kaç olabilir diyor. Arkadaşlar en çok 10 olmuşsa zaten onu geçemez anlamındadır. Çünkü en fazla 10 olmuş. En büyük 10 olduğunda sonuçta ortalama sürati ondan daha küçük bir değer olacaktır. Ondan büyük de olamaz. Onun için 4 olabilir. En küçük değerinden de büyük olacaktır. Doğrusal bir yol boyunca hareket ettiğinde. Evet. Burada 20 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saat dediğinde arkadaşlar metreyi kilometreye çevirirken 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. Saniyeyi de saate çevirirken 1 bölü 3600 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla buradan arkadaşlar 72 kilometre bölü saat gelir. Zaten eğer ezberlersek metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirirken 3.6 ile çarparız. Yani 20 çarpı 3.6 72 kilometre bölü saat gelmiş olacak arkadaşlar. 150 santimetre bölü saniye. Önce metreye çevirelim. 1,5 metre bölü saniye yapar. Arkadaşlar santimetreyi metreye çevirirken 100'e bölüyoruz. Metre bölü saniyeyi de kilometre bölü saate çevirirken 3,6 ile yani 36 bölü 10 ile çarpıyoruz. O da kaç yapar arkadaşlar? 54 bölü 10'dan 5,4 mi yapar? Yanlış çevirmedik değil mi? Evet, 5,4 kilometre bölü saat olmuş olacaktır. Bir araç şekildeki doğrusal KLM yolunun KL arasını 2 ve LM yolunun 3 ve sabit süratle almaktadır. O aracın ortalama sürati nedir diyor. Arkadaşlar şimdi benim toplam yer değiştirmem 2x olsun. Yollar eşit demiş ya KL ile LM'ye. Ortalama hızı bulurken ne yapıyorduk? Toplam yer değiştirmeyi, toplam yer değiştirmeyi arkadaşlar toplam zamana bölüyoruz. Şimdi toplam zamana böldük. Şimdi benim yer değiştirmem ne kadar arkadaşlar? X'ten 2x. Toplam zamanım eğer x yolunu hep 2v hızıyla alırsa o zaman o yolda x bölü 2v kadar bir zaman geçer. Eğer x yolunu da 3v ile alırsa onu da 3v'ye bölmem lazım. Paydalarını 3 ile 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 6, 5, 2x bölü 5x bölü 6 ve dolayısıyla ters çevirince arkadaşlar 12 bölü 5 gelmiş olacak. Toplam yol bölü toplam yer değişimi bölü toplam zamanda. 108 kilometre yolu 300 saatte alıyormuş. Ortalama hızının metre bölü saniye cinsinden soruyor. Arkadaşlar yer değiştirme bölü zaman 108 kilometre yer değiştirmiş 3 saatte. Dolayısıyla benim hızım 36 kilometre bölü saat olacak. Bunu metre bölü saniyeye çevirirken 36'yı 3.6'ya bölerek direkt ezbere yapabilirsiniz. 10 metre bölü saniye yapar. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirirken kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirirken 3.6'ya bölüyoruz. Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirirken 3.6 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Böyle bir genelleme yapabilirsiniz. Ya da unuttunuz mesela ne çıktı? 36 kilometre bölü saat çıktı. Metre bölü saniye çevireceğim. Arkadaşlar kilometre kaç metreydi? 1000. O zaman 36 bin yaptı. 1 saatte 3600 saniye. O zaman 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 10 metre bölü saniye gelmiş olacak cevabımız. Evet, buradaki arkadaşlar burayı 36 metre bölü saniyelik hızla alıyormuş.
Burayı da 20 metre bölü saniyelik hıza giriyormuş. Şimdi benim ortalama hızım toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Benim toplam yer değiştirme 180 artı 120'den 300 metre yapıyor toplam yer değiştirme. Toplam zamanım da 180 metreyi 36'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar hep 180 metre 36 metre bölü saniye hıza gidersek 5 saniyede giderim. 120 metreyi de hep 20 ile gidersem 1 saniyede 20 metre yol alacağım için 120 metreyi 6 saniyede giderim. Toplam yolum 300 metreydi arkadaşlar. L'den MT'ye 6 saniye sürdü. Dikkat edersek. Burada da 90'da 185 oldu. Ortalama hızım 300 bölü 11 oldu. Halbuki ben fazladan yapmışım. K'dan M'ye kaç saniyede gelir diyor. 180'i 30'a böldüğüm zaman 5 saniye burada bulmuştum. 120'yi de 20'ye böldüğüm zaman 6 saniyede burada bulmuştum. 11 saniye arkadaşlar geçmiş olur. Ortalama hızı sorsaydı 300 bölü 11. Toplam yer değiştirmeyi zamana böleceğiz. Şekildeki doğrusal yolun K noktasında cisim ortalama 30'da gidiyormuş. Buradan buraya 30 metre bölü saniyelik hızla gidiyormuş. 60 metre bölü saniyelik hızla geliyormuş. Ortalama sürat. Sürat toplam yol bölü toplam zaman. Arkadaşlar 180 metre gittim, 180 metre geri geldim. Yol 360 metre. Zaman ise eğer 180 metreyle 30 metre bölü saniyelik hızla gidersem 1 saniyede 30 alacağım için 6 saniyede giderim. Arkadaşlar 180 metreye de 60 metre bölü saniyelik süratle dönersem o da her saniye 60 alacağım için 180 metreye 3 saniyede alırım. Toplam 6 saniyede gittim, 3 saniyede geldim. O zaman 9 oldu. 360'ı da 9'a bölersek 40 metre bölü saniye olacaktır. Yeşil dalga sisteminde bulunan doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın kırmızı ışığa yakalanmaması için belirli bir ortalama sürat ile hareket etmelidir. Arkadaşlar eğer biz yakalanmamak istiyorsak mesela yeşil 50 yazar. 50 kilometre bölü saat yazar. 50 kilometre bölü saatlik hızla arkadaşlar ortalama hızla gitmemiz gerektiğini gösterir. Yani eğer kırmızı ışığa yakalanmak istemiyorsak. Belirli bir ortalama hız ile hareket edilmelidir. Doğrusal bir yörüngede olduğunu düşündüğümüz için arkadaşlar hız büyüklüğüyle sürat aynı olacaktır. Onun için 1 ile 2 aynı şeyi ifade ediyor doğrusal bir yol için. Hızını sürekli artırması gereklidir. O yeşil dalga prensibine aykırı bir durumdur. Bakın burada yeşil dalganın 50 km bölü saatlik süratle giderseniz ortalama kırmızı ışığa yakalanmazsınız. Hep yeşil ışıkla gidersiniz demektir. Ortalama 50 km bölü saatlik hız ile gidersek kırmızı ışığa yakalanmaz deriz. 50 km bölü saatten daha fazla hız ile gidemez. Gidebilir arkadaşlar, öyle bir zorunluluk yok. Ama o zaman kırmızı ışığa yakalanabilir. Bir hızlanıp bir yavaşlarsa her zaman kırmızı ışığa yakalanır. Ortalama bir hızlanıp bir yavaşladı ama ortalama hızı yine 50 olursa arkadaşlar yakalanmayabilir. Bu da kesin değil. Onun için kesin olan yalnız birdir deriz.